İyi akşamlar. 7 Nisan Perşembe Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Beyaz Ana Haber başlıyor. Bir soruyla başlıyor. Şimdi özellikle İstanbul ve başkenti Ankara'da yaşayanlara soracağım bu soruyu. Şöyle çevrenize baktığınızda yaşadığınız şehirden memnun musunuz? Veya şöyle sorayım. Yolların durumundan memnun musunuz? İstanbul ve Ankara'da. Bunu sormamın bir nedeni var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslendiği konuşmasında Ankara ve İstanbul'un yollarını gündeme getirdi. Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor dedi. İşte Beyaz Haber bugün o yolları görüntüledi. Bakın Ankaralı ve İstanbullu şehirlerindeki yollar için ne dedi? Ankara'da. Şimdi Çankaya'dan buraya geliyorum, çukurlardan geçilmiyor. Arabalarımız çukurlara vuruyor. Aşağı doğru da bakın. Her tarafta çukur var, çökmeler var. Hani çukur çamur diyorduk ya, aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. Her arabada hasar oluşturdu. Bekliyoruz, geliyormuş ekipler dediler, daha hala bekliyoruz. Hayır, İstanbul'da aynı. Bizim üçlümüz vardı, çöp, çukur, çamur. Şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Arabanın tam bu araba altı vuruyor. Arabayı ket diye vuruyor. Başkent Ankara'da da İstanbul'da da durum aynı. 4 aydır böyle yani yol. Yapan ilgilene yok. Yolun zaten pisliğini görüyorsunuz. Her taraf çamur, pislik, temizleme yok. Burası Ankara'nın en lüks semtlerinden bir tanesi. Dikmen yollarda birçok noktada bu çukurlardan görmek mümkün. Bu caddede de tam yokuşa denk geliyor çukurlar. Yokuş yukarı çıkan araçlar da aşağı inen araçlar da zorlanıyor. Ben 77'den beri buradayım, bu mahalledeyim. Eskisinden daha kötü, 77'den daha kötü. Şu rezilliğe bak ya, bak şu rezilliğe bak. Çankaya, Ankara'nın başkenti. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ayıp, ayıp. Ayıp ya, şuna bak ya. Dikmen'de evlerinin yanındaki araziye park sözü verilen mahalleli de isyanda. Burası yeşil alan, park olacak dediler. Ama ne yeşil alan olduğu belli, ne park olduğu belli. Hep pisliğini getiren atıyor. 16 tane... 5'te 9 yaş arası çocuk var bizim binada. Kimse gelip de bir şeye el atmıyor. Park var, bakın gidin bakın. Kimse oynamaz ama o siteden oy alıyoruz gerekçesiyle. O parkı her yıl yenilerler. Bakın burası Dikmen Caddesi. Rögar kapağı çökmüş durumda. Plastik bir şişenin içerisine taş koymuşlar ve bir tane de duba var. Bu şekilde önlem alınmış sadece. Bence tehlike saçıyor. Önlem alınsa iyi olur tabii ki. İstanbullu da özellikle lüks semtlerde yolların bakımsızlığından şikayetçi. Burası Etiler'de işlek bir sokak. Ancak araçlar geçmekte güçlük çekiyor çünkü yolun bu kısmı asfalt dökülüp doldurulmamış durumda. Her gün kullanıyorum, çocuğu okula almaya gidiyorum çünkü zorlanıyorum tabii. İşte gördüğünüz gibi bozuk bir yol daha. Araçların kaza yapma olasılığı oldukça yüksek. Üstelik virajı tam da dönme noktası. Kaza oluyor mu burada? Olmaz mı, oluyor tabii. Özellikle kışın yani buzlanma vesaire olduğunda bayağı dimdik bir yokuş var oradan. Bence tehlikeli. Buse'nin ve Tuğçe'nin de ellerine sağlık. İETT şoförü sefere çıkmadan önce otobüsü park etti, araçtan indi. Ancak bilinmeyen bir nedenle otobüs hareket etti. Yolda başıboş bir şekilde ilerledi. Büyük bir şans eseri bir yayaya ya da bir araca çarpmadan yol kenarındaki boşluğa düşen otobüs kurtarılırken nereden geldiği belli olmayan bir sürücü ekiplerin başına bela oldu. Görmediniz mi beni be abi? Abi sen böyle girdin. Tamam geliyor. Yol var tamam mı burada? Yok, abi şurası açık mı ya? Abi yol kapalı. Abi yol kapalı. Var, abi. Kapalı. Burada 2 metre, 3 metre, 4 metre kamyon geçecek yol vardı abi. Girmemen lazım kardeşim. Aslında o koca otobüsü ve vinci görmedi. Kapalı yola girdi. Zaten hurdaya dönen İETT otobüsüne çarptı. Ama ısrarla suçu başkasına attı. Gördünüz, bir durdursanız da şoförü abi. Başkan ben durmuyorsun lan. Abi ben durdum, geri geliyorum. Tamam da bu adam seni durduruyor, sen yine İETT şoförü seferden önce otobüsü Şahintepe mahallesine park etti. Ancak el frenini mi çekmedi yoksa otobüs mü arızalıydı bilinmez. Araç bir süre sonra içinde kimse yokken kaymaya başladı. Şahintepe belediye otobüs son durağı. Belediye aracını buraya park ediyor şoför arkadaş. Araç bir anda boşa düşünce aşağı dereye doğru gidiyor. Yaklaşık 500 metre kayarak aydınlatma direklerine çarpan İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü. Şans eseri o dakikada karşı yönden gelen araç bulunmaması büyük bir kazanın önüne geçti.
Ancak İETT otobüsü kurtarıldıktan sonra geri geri itilirken bir otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen durmayarak otobüse çarptı. Ben durmuşum, geriye salıyorum arabayı be abi be. Al geri. Ya nereye giriyorsun? 30 kişinin içine. Abi kornaya basıyor. Abi kornaya nerede bize? Yolu kestik. Çekici sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ya yol kapalı zaten. Sen kapalıyor. Durdum, geri gidiyorum. Geldin sonuçlar abi. Sürücü kapalı yola girmesine rağmen kurtarma ekiplerini suçladı. Görmediniz mi beni be abi? Sen böyle girdin. Tamam geliyor. Yol var mı burada? Abi şurası açıktı ya. Abi yol kapalı. Burada 2 metre, 3 metre, 4 metre kamyon geçecek yol vardı abi. Girmemen lazım kardeşim. Zaten hurdaya dönmüş otobüse bir de o gelip çarptı. Ama herkes suçlu, bir o haklıydı. Kaza yerinde fotoğraf çektikten sonra o sürücü olay yerinden ayrıldı. Dur abi dur, fotoğraf çekeyim de. Tamam al geri de öyle çek. Tamam çekeriz abi, geri aldıktan sonra nasıl çekeyim ya? Şimdi aslında sıradaki haberin en can alıcı cümlesi bu. Kuzumu kurtaramadım. Şükriye Gür, 33 yaşındaydı, 3 çocuk annesi idi. Kocasından boşandı ve boşandığı eşinin kurbanı oldu. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Ve Şükriye Gür'ün annesinin feryadı yürekleri dağladı. Kuzum ben kurtaramadım yavrumu, kuzum kurtaramadım. Kurtaramadım ben kuzum, kurtaramadım. Ay ay kuzum, ay kuzum. Eski damadı biricik kızına önce hayatı dar etti, sonra da canını aldı. Kuzumu kurtaramadım diye feryat eden acılı anne herkesin yüreğini burktu. Ben öldüm yavrum, ben öldüm yavrum, ben öldüm. Kurtaramadım çocuğumu, güzel kızımı Selvi boylumu kurtaramadım. Daha 33 yaşındaydım. Daha 33 yaşındaydı Şükriye Gür. 3 çocuk annesiydi. O mutlu bir yuva hayali kurarken kendisinden 9 yaş büyük celladı onu hem çocuklarından hem bu hayattan kopardı. Kuzenim evlendiğinden beri kıskançtı. Kuzenimi banyoya kilitlerdi, döverdi, üzerine sigara söndürürdü. 3 ay önce boşandığı eski kocası Ümit Sevinç, Şükriye'yi gözünü kırpmadan öldürdü. Cani aynı bıçakla kendi boğazını da kesti. Canına kıymaya kalkıştı ama başaramadı. Kuzum, kuzum artık dayanacak, söyleyecek gücüm kalmadı yavrum benim, yavrum. Şükriye öldürülmeden önce teyzesine bana yardım et, Ümit beni öldürecek diye mesaj attı. Ama kurtarmaya kimse yetişemedi. Genç kadın bugün son yolculuğuna uğurlanırken annesinin feryadı gözyaşlarına karıştı. Kuzum, kuzum ben kurtaramadım yavrumu, kuzum kurtaramadım. Üç yavrusu da son görev için oradaydı. Annelerine dualarla uğurladılar son yolculuğuna. Şükriye gözyaşları içinde babasının mezarının yanına defnedildi. Gücüm kalmadı yavrum benim, yavrum. Kuzum. Annenin çığlıklarından daha çok o yüzlerini göstermediğimiz üç yavrunun bakışları ciğerimizi dağladı. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Yani size kargo geldiği zaman İmzalıyor musunuz kargo kağıdını? Ben hayatım boyunca böyle bir kağıt imzalamadım mesela. O kadar kargo gelir, hiç imza atmadım çünkü buna gerek yok. Yani size gelen kargo için kargo kağıdı imzalamanıza gerek yok. Özel bir durum olmadığı sürece, o da milyonda bir. Çünkü o imzayı attığınız zaman dolandırıcıların, hırsızların hedefi haline gelebilirsiniz. Tıpkı 73 yaşındaki emekli kimya mühendisi İskender Akan gibi. Kendisine bir kargo geldi ve kargo kağıdını imzalaması istendi. Bir imza attı ama o kargo kağıdı sandığı şey aslında ya boş bir kağıt ya da bir senetti. Pencere yöntemi denilen bir şekilde imza atmıştı. Ve tabii uğradığı zarar ne kadar biliyor musunuz? 6.950.000 lira eski sevgilisi tarafından, ayrıldığı Rus sevgilisi tarafından 6.950.000 lira dolandırıldığını söyledi bu imza yüzünden. Bu benim hayatım.
hayatımı alt üst etti. Üzerimde bulunan gayrimenkullere icra davası başlatılmış. Banka hesaplarım kısıtlama getirilmiş. Emekli kimya mühendisi kapıya gelen kargo için tek bir imza attı. Tam 6 milyon 950 bin lira kaptırdı. İnternetten sipariş veriyor benim adıma. Ben de dikkat etmeden kargoları imzalayıp aldım mesela. En son şüphemiz o kargo vasıtasıyla imzamın alınmış olması ve bunun üzerinden bir senet düzenlenmiş olmasından şüpheleniyoruz. Yeşilköy'de yaşayan 73 yaşındaki emekli kimya mühendisi İskender Akan'ın iddiasına göre 52 yaşındaki Natalya isimli Rus sevgilisi onu şeytani bir yöntemle dolandırdı. İnternet vasıtasıyla tanıdığım bir bayandan bir birlikteliğim oldu. Burada 15-20 senedir yaşıyormuş. Aramızda bir takım tartışmalar oldu. Şiddete eğilimli bir bayandı. Zaman zaman bana saldırı bile yaptı. İşte bu nedenle ona ilişkilerini sürdüremeyeceklerini söyledi. Ama iddiasına göre bu kez kadından tekme tokat dayak yedi. Darp raporu aldım. Üzerimde çünkü kalçamda bir ağrı var, yere düştüm. Darp'tan sonra beni tehdit et. Göreceksin ben yalnız değilim. Senin başına ne büyük işler açacağım. Göreceksin diye açıktan beni tehdit etti. İddiasına göre Rus kadın ondan ayrılmak için 100 bin lira para istedi. 100 bin lira talep etti benden. Beni 2 sene kullandın diyor. Evlenmeyi bile düşünüyordum. Parayı vermeye kabul etmeyen emekli kimya mühendisi şeytani bir planla neredeyse 7 milyon lira dolandırıldı. Bir senet hazırlanmış. Bu senette ben kefil gösterilmiş. Senette ismi geçen kişi hiçbir ilişkim yok, tanımıyorum, adını bile duymadığım kişiler. Bu komployu ona eski sevgilisinin kurduğunu iddia etti. Kargo teslim kağıdı imzalarken aslında farkında olmadan bir senede imza attığını ileri sürdü. Bu pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem. Size bir kağıt imzalatıyorlar. Kargo kağıdı ya da başka bir alındı kağıdı. Altında dikdörtgen şeklinde kesilmiş yuva oluyor. Siz o kağıdı attığınızı sanıyorsunuz ama aslında altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz. Parayı ödeyen Akan avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti. 6 milyon 950 bin liralık bir senet. Mecburen o parayı temin edip adliye meclisine yatırmak zorunda kaldık. İtiraz ettik. Süreç devam ediyor. Fakat uzun süredir hala bir sonuç alamadık daha. Bir kez daha altını çizeyim. Kargo geldiği zaman kağıt falan imzalamayın. Yok öyle bir uygulama. Şimdi aslında birkaç hafta önce ekranlara getirmiştik. Tuzla'da yaşayan bir kadından bahsetmiştik sizlere. Ev alma komşu al derler ya. Heh işte aynen öyle. 16 daireli bir apartman. Bu bahsettiğim kadın da komşularını canından bezdirmişti. Onun haberini ekranlara getirdik. Peki bu kez ne yaptı diyeceksiniz. Bu kez de evinde yangın çıkardı. Kendi evinde yangın çıkardı. E tabii apartmanda ikisi çocuk 5 kişi dumandan zehirlendi, hastanelik oldu. Evimize gelip kapılarımızı kırıyor. Eşlerimize ağız alınmadık küfürler ediyor. Benden şikayetçi oluyorsunuz. Kocam gitmiş emniyette benden şikayetçi olmuş. Komşularını illallah dedirten kötü komşu şimdi de onları hastanelik etti. Sağda solda kadının lafları vardı. Size buraya yar etmem. Yakarım da komple. Kadın dediğini yaptı. Apartmanı yakacağım dedi ve yaktı. Komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı. Komşularından ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. En kısa zamanda yardım istiyoruz. Bizi bu kadından kurtarın yani. Tuzla'da 16 dairenin bulunduğu binanın giriş katında yangın çıktı. Yangının çıktığı daire daha önce komşularına sürekli sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan, hatta evini aldığı erkekleri çırılçıplak kapı dışarı ettiği öne sürülen 44 yaşındaki kadındı. Sürekli geceleri ben onun bağırışını, çığırışını görüp çıplak çıplak adamları evden atışını, binadan atışını görmek zorunda değilim. Sabaha karşı 4 sularıydı. Gözlerini açtıklarında binayı yoğun bir duman kaplamıştı. Hemen itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biz gece sahura kalkmamış olsaydık bu kadın bütün apartmandaki bütün herkesi yakmış olacaktı. Biz o sahura kalktık, yangına müdahale ettik, 112'yi aradık ve yangının söndürülmesini sağladık. Yangının çıktığı dairedeki kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ama üst katta oturanlar çocuklarıyla birlikte balkonlarda kurtarılmayı bekledi. İtfaiyeciler mahsur kalanları merdivenle teker teker kurtardı. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler yangını kısa sürede söndürüp kontrol altına alırken yangını çıkaran kadın komşu da gözaltına alındı. Şimdi artık özellikle pandemi döneminde ve pandemi döneminden sonra biliyorsunuz internetten alışverişe o kadar alıştık ki gerçekten hani her şeyimizi internetten alır olduk, hatta çamaşır deterjanı bile. Ama ve lakin tabii ki bu sağımız solumuz ne yazık ki artık bunlarla dolu olduğu için dolandırıcılara da sahtekarlara da yeni bir iş kapısı açtı. Görendaş ailesinin başına gelen gibi. Ne oldu diyeceksiniz? İşte söylediğim gibi bir deterjan, çok da bilindik bir marka. Sipariş verdiler, ambalaj aynı ambalaj. Ancak içine açtıklarında öyle sabun tozu falan çıkmadı ha. Bildiğiniz zehirlendiler, hastanelik oldular. Ayağımda kaşıntılar başladı. Bir 10 gün boyunca kaşıntılar devam etti. Kanser bile olabilir. Çünkü birebir aynısını yapmışlar ürünü. Çamaşır deterjanının da sahtesini üretip piyasaya sürdüler. Ama o sahte deterjanlar kullananları hastanelik etti. Eşimin de neden kaşıntıların ortaya çıktığı belli oldu. Annemde de kaşıntılar olmuş ama annem bilmediği için ürünün sahte olduğunu bugün konuşunca bana söyledi. Ataşehir'de yaşayan Evrim Görendaş bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi. Hiç şimdiye kadar internetten bir alışveriş yapmamıştım. İlk defa aldım internetten. Çamaşır deterjanı kısa sürede geldi. Ürünün ambalajı da gerçeğiyle birebir aynıydı. Fakat içi önceden kullandığı deterjanlara hiç benzemiyordu. Anneme götürdüm ürünü. Kabına boşaltırken toz halindeydi ve hiçbir şekilde ürün kokmuyordu. Hani bir deterjan kokusu olur ya, o kokmuyordu. Sahte deterjanla kıyafetleri yıkayan aile hastanelik oldu. Evrim Görendaş'ın eşi ve annesinin vücudunda kızarıklıklar oluştu. 10 gün boyunca kaşındılar. Kanser bile olabilir. Çünkü birebir aynısını yapmışlar ürünü. Görendaş ailesi şimdi hem o internet sitesi hem de satıcıya dava açmaya hazırlanıyor. İki yıl önce vücudundaki 25 bıçak yarasıyla 5. kattan düşerek hayatını kaybeden Suat Sırım olayındaki sır perdesi hala aralanamadı. Sırım'ın anne ve kardeşleri cinayet derken aynı zamanda olayın sanıkları olan eşi ve kayınbiraderi ise intihar ettiğini söylüyor. Tutuksuz yargılanan iki sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı ama Sırım'ın ölümü yine aydınlatılamadı. Oğlum 25 bıçak darbesiyle bıçaklandı. Anne ve kardeşleri cinayet, eşi ve kayınbiraderi intihar dedi. Suat Sırım'ın sır ölümü yine aydınlatılamadı. Oturdukları apartmanın 5. katında oluyor olay. İntihar süsü vererek oradan aşağıya da atıyorlar. Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Suat Sırım, 2 yıl önce yaşadıkları binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Sırım'ın cansız bedeninde tam 25 bıçak yarası tespit edildi. Cebinde de "bana bir şey olursa kendinize iyi bakın" yazılı not bulundu. Oğlum 25 bıçak darbesiyle bıçaklandı. 17 tanesi ölümcül. Sırım'ın annesinin iddiası onu gelini ve kayınbiraderinin öldürdüğü yönündeydi. Benim çocuğum elimden aldılar. Gül gibi, bebek gibiydi. Hiç kimseye bir zararı yoktu. Kendi borçlarının, kendi menfaatlarının için, para için vurdum. Abla kardeş olayın ardından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ancak gelen adli tıp raporunda Suat Sırım'ın intihar etmiş olabileceği belirtilince iki kardeş tahliye edildi. Nasıl bir intihar raporu hazırlıyorsunuz siz buna? Nasıl? Sizden rica ediyorum bu intihar raporunu tekrardan inceleyin. Fulya'yla Umudun Olsun programına katılan ailenin itirazları üzerine yeniden değerlendirilen raporda Suat Sırım'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği de ihtimaller arasına alındı. Bu kalleşçe yapılmış bir cinayettir. Plan kurarak oğlumu öldürdüler. Suat Sırım'ın eşi ve kayınbiraderi yeniden hakim önüne çıkarıldı. Tuğçe Sırım koronavirüse yakalanan eşinin psikolojisinin bozulduğunu ve evlerinin çatısındaki son anlarını anlattı. Oraya çıktığımda Suat ayaktaydı. Ağabeyim de sağ tarafta duruyordu. Suat benim geldiğimi görünce cinnet getirdi. Manevra yaptıktan sonra balıklama çatıdan atladı. Sırım'ın kayınbiraderi de olayın intihar olduğunu iddia etti. Eşi çatıya gelince "gidin başımdan, ben yaşamak istemiyorum" dedi. Duvarın üzerinden uçarak denize atlar gibi atladı. Bu süre zarfında Suat'ın üzerinde bir yara veya elinde bıçak görmedik. Mahkeme zanlılara yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı koyduktan sonra duruşmayı erteledi.
Şimdi arkamdaki yazı ne? İki neşter, iki pilav. Yani böyle iki pilav, iki ayran der gibi. Şimdi bu haberin başlığını okuyunca hani acaba haberle ilgili bir tahminde bulunabilir misiniz diye düşündüm ama çok zor. Ben anlatayım o zaman hemen size. 46 yaşındaki kadın. Karnında şiddetli ağrılar var. Ama öyle böyle değil. Dayanılır gibi değil. Doktora gidiyor. Hemen incelemeye alınıyor. Ve kadının bağırsağında iki tane neşter bulunuyor. Neşter. Ayakta direkt karın grafisinde ince bağırsakta 2 adet yabancı sim olduğu tespit edildi. Karın ağrısıyla hastaneye gitti. Bağırsağından 2 neşter çıktı. Neşterleri nasıl yuttuğunu bilmeyen kadın ekmekle birlikte yutmuş olabilirim dedi. Ucunun sivri olması nedeniyle ince bağırsak mukozasına saplanarak bir karın ağrısı yapması nedeniyle ameliyat kararı verdik. Ankara'da 46 yaşındaki kadın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Ayakta direkt karın grafisinde ince bağırsakta 2 adet yabancı sim olduğu tespit edildi. Hastanın karın grafisini dikkatlice inceleyen doktorlar şaşkına döndü. 2 adet yabancı cismin bistürü ile uyumlu olduğunu gördük. Ağrıları gitgide şiddetlenen kadın hasta hemen ameliyata alındı. Hastanın şikayetinde artması üzerine ameliyat kararı verdik. İnce bağırsağında yaklaşık 180. santimetrede yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Ve hastanın bağırsağından 2 adet neşter çıktı. Çıkarttığımız 2 adet yabancı cisim bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistürü tipi. Yaklaşık 2 santime yarım santim ebatlarında. Neşterleri yediğinin farkında bile olmayan kadın ekmekle birlikte yutmuş olabilirim dedi. Hastamızın şu anda sağlık durumu gayet iyi. Vallahi Allah korumuş yani hani neşteri yuttuğunuzu herhalde anlarsınız. Şimdi tabii neşter bağırsağında olunca ben ilk önce şey düşündüm. Acaba ameliyat esnasında mı unutuldu? Ama bağırsakta niye unutulsun? Şimdi ameliyat demişken ne yazık ki herkes bu izlediğimiz haberdeki hanımefendi gibi şanslı değil. 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı bir otelde yöneticiydi. Miyom ameliyatı olacaktı. Bu ameliyat olanlar mutlaka bilir yaklaşık 30 dakika sürer. 30 dakika civarı ancak 5 saat sürdü ve 5 saat sonunda ne yazık ki ameliyat masasından kalkamadı talihsiz kadın. Nedeni bakın neydi? Operasyonu sadece 30 dakika sürecekti ama ameliyathaneden 5 saat sonra cansız bedeni çıktı. 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı, Akdeniz Üniversitesi'nde işletme ve kalite yönetimi okudu. Amerika'da staj yaptıktan sonra Antalya'ya dönen Angı, 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladı. Koyu bir Beşiktaş fanatiydi Gülşah. Çok sevdiği babasıyla birlikte hiçbir maçı kaçırmazlardı. Gülşah Gizem Angı önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatına girdi. Operasyon sadece 30 dakika sürecekti. Saat 13'te ameliyathaneye alınan Angı operasyon sırasında fenalaştı. Genç kadının beynine pıhtı atmıştı. Doktorlar yaklaşık 5 saat boyunca onu kurtarabilmek için uğraştı. Ancak bu çabalar Gülşah'ı yaşatmaya yetmedi. Gülşah Gizem Angı bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Anne Vicdan Angı ayakta durmakta güçlük çekerken baba Ayhan Angı kızının tabutunu mezarlığa kadar bir an olsun bırakmadı. Allah rahmet eylesin, talihsiz bir ölüm. Şimdi başkentteki ikinci elmalı skandalını dün akşam ekrana taşıdık, mutlaka hatırlarsınız. Beyaz ana haberin özel haberiydi. Tabii Türkiye'nin gündemine oturdu. Annelerinin eve aldığı erkekler tarafından istismara uğradıklarını söyleyen 5 ve 8 yaşlarındaki iki küçük kız kardeş için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Çocukların babası Mustafa Azim'in iddiasına göre boşanma aşamasında olduğu karısı 74 ayrı erkekle ilişki yaşamıştı. İşte Beyaz Haber ekibi bugün İddiaların odağındaki o isme ulaştı. Bütün suçlamaları tek tek sordu.
Çocuğun bir tane kirpiği kalmamış. Resimlerini çektim, dosyaya koydum. Hem boşanma dosyasına, hem istismar dosyasına. Çocuklarını peki görmek istemiyor mu? Arayıp sormuyor mu? Hiç bir kere bile arayıp sormadı. Giderken çocuklarımı benimle kopardılar. O kadar çok ağladım ki, ne olur bırakın, götürmeyin. Onlar da ağladı, anne bizi bırakma diye. Çocuklarının sevgilileri tarafından istismar edilmesine göz yummasından... Ben öyle bir anne değilim. Ben çocuklarım için yapamayacağım şey yoktur. 74 ayrı erkekle ilişki yaşadığı suçlamalarına kadar her şeye tek tek yanıt verdi. Bu sadece iddia, başka bir şey değil. Ankara'da kuaförlük yapan Mustafa Azim, 11 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrenince şiddet uyguladı. Azim ceza alırken sığınma evine yerleştirilen kadın iftiraya uğradığını iddia etti. Ben de diyor bağırı bağlayınca annem diyor banyodan çıplak geldi diyor. Ne bağırıyorsun kız dedi diyor. Ben de anne adamın yaptığını görmüyor musun dedim diyor. Ne olacak ki? Size oyuncak alıyor, para verecek. Amcası para vereceksin değil mi? İfadesi burada çocukların. Çocuklarımı aldıktan sonra o kadar iğrenç şeyler öğretmiş. Benim çocuklarım böyle konuşacak çocuklar değildi. O kadar çok iftiraları var ki beni bitirmek için elinden geleni yapıyor. Dayanamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Çocukların bana verilme kararında diyor ki annenin uygunsuz ve ahlak dışı hayat yaşadığı, 427 delil, bilirkişi raporu, 4 şahitle diyor tespit olduğunu, çocukların annede kalmasının can güvenliği ve istismara açık olduğundan babaya verilmesi diyor. Elindeki biraz delil var. Dedim ya, görüştüğüm kişi vardı. Onunla konuşmalarımı, görüşmelerimi falan attı. Oradan yola çıktım. Aile içi şiddet sadece ihanetin ortaya çıkmasıyla başlamamıştı. Daha önceye dayanıyordu. Küçücük çocuklarıma vurdu. Benim çocuklarımdan ayrılma sebebim o oldu. Yani bana yapmanı eziyet kalmadı. 4 tane boşanma davam var ve hepsi dayakla sonuçlanmıştı. Mecbur kaldım, çocuklar için geri döndüm. Kocasını 74 ayrı erkekle aldattığı iddialarını da yalanladı. Öyle bir şey yok ki. Instagram'dan yazmışlardı. O zaman gerçekten boşanma davam vardı. Görüştüğüm böyle bir iki kişi olmuştur ama yani böyle ilişki babında konuşmadım hiçbiriyle. Adam bana 3000'in üstünde resim yazışma attı. 2019 yılından beri bununla görüştüğünü. Sonra bana dedi ki bu filanla da görüşüyordu. Şu sayfada filan. Hepsine ulaştım. O onun sayfasını verdi. O ötekini verdi derken 180 kişiye ulaştım. Beni çağırıp da bir yere gel senin dedi, çocuklarla ilgili konuşalım, barışalım, ben seni seviyorum deyip de kalkıp da telefonumu elimden alıp tekrar beni döven bir insan. Bir sürü erkeğe yazmış, Yozgatlısından tut, Çorumlusundan tut, bilmem nesine kadar bir sürü erkekle yazışmaları var. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Ne ki parayla tutuyor, ne ki başka bir şekilde yapıyor. Yani sürekli bir iftira peşinde. Sevgililerinin küçük kızlarını istismar ettiğini ve buna göz yumduğu iddialarını da reddetti. Böyle bir şey yapacak insanı parçalarım. Zaten babasından çok korkuyor. Babası ne diyorsa aynısını yapıyor. Babasını seviyor çünkü küçük, daha bir şey anlamıyor. İlk ifadesinde çocuklar farklı ifadeler verip babası alıp da bir hafta sonra farklı ifade vermeleri ne kadar çelişkin. Sizi yani tehdit ettiğinizi iddia ediyor o noktada çocukları. Ben de onu söylüyorum, o yapıyor. Bütün her şeyi o yapıyor. Beyaz Haber ekibi o çocuklardan birinin babasıyla görüşmesini de kayda aldı. Baba. Kızım ne yapıyorsun? Bizim yemek yiyorduk. Ne yapıyor kızım? Yemek yiyor. Babanı seviyor musun? Evet. Nasılsın? Mutlu musun peki babanla birlikteyken? Güzel. Anneni en son ne zaman gördün? Annemi en son... Çok mu oldu? Evet. Seviyor musun anneni? Özlüyor musun? Aa. Neden? Annem başka erkeklerle konuşuyor. Peki seni dövüyor muydu annen? Beyaz Ana Haber'in bu akıl almaz iddiaları gündeme getirmesinin ardından hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem Ankara Emniyeti ayrı ayrı inceleme başlattı. Aile ve çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilecek, ardından nasıl bir yol izleneceği belirlenecek. Çocukları istismar iddiaları ile ilgili son sözü ise yine yargı söyleyecek. Tabii ki yargıya güvenimiz tam ama ortada bu kadar suçlama varken, bu kadar kanıt varken hani neden tutuklanmadılar? Orası da ayrı bir soru işareti. Ben çocuklarıma çok değer veririm. Onlara babası öğretiyor, babası şiddet gösteriyor. Senin yaptığın ahlaksızlığı hiçbir şey örtemez. Sen
Ne yaparsan yap, ne pisliği yaparsan yap, 1, 3, 5, 10 değil, 74 erkekten bahsediliyor. Bu kadar ahlaksızsın, bu kadar vicdansızsın. Ama o çocuklara bunu hak görme. İnsan olan hiç kimse, bırak öz evladını, hiçbir çocuğa bunu reva görmez. Ne sen, ne de seninle birlikte olan ve o çocuklara bu muameleleri yapan dört ayaklılar. Allah sizi kahretsin. Söyleyeceğim söz bu. Devam edelim. Şimdi ne yazık ki şanssız bir ölümün haberi. Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir. Mutlaka tanıyorsunuzdur. Eğer müzikle ilgileniyorsanız, annesinin acı haberiyle sarsıldı bugün. Şarkıcının 81 yaşındaki annesi Solmaz Candemir, 9. kattaki evlerinin camını silerken düşerek hayatını kaybetti. Muhteşem bir son, ya da ne fark eder? Seninle tam oldum, abartma sen yeter. Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir annesinin acı haberiyle sarsıldı. Nasıl da değiştin, kör olmuştun sen. Kadıköy'de 18 katlı bir binanın 9. katında yaşayan Solmaz Candemir evinde temizlik yapıyordu. İddiaya göre Candemir pencereyi silmek isterken 9. kattan aşağı düştü. Ama Candemir'i yerde hareketsiz halde yatarken gören site sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler geldiğinde Candemir için yapılacak bir şey kalmamıştı. Bitmez. Hangimiz giden, hangimiz kalan? Acı haberi alan şarkıcı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı. Candemir'in üzüntüsü kameraya böyle yansıdı. Solmaz Candemir'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Allah rahmet eylesin. Şimdi şu ikisi arkamdaki görüyorsunuz, birazdan ekrana da getireceğiz. İftar saatlerinde evlerinin balkonundan hoparlörü açıp ezan okudular. Ve tabii orada orucunu tutan vatandaşlar da gerçekten ezan okunuyor zannedip oruçlarını açtılar. Ve bunu da sosyal medyada yayınladılar. Bir tane fazla tık uğruna. Tabii tepki üstüne tepki geldi. İşte bu ikisinden de bir açıklama geldi. Bakalım o açıklama neymiş? Sosyal medyada daha fazla tık uğruna tepkilerin odağı oldular. Evlerinin balkonundan hoparlörle ezan sesi açıp dinlettiler. Çektikleri videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Olay çok yanlış anlaşıldı. Bir anda ortalık karıştı. Biz iftardan 10 dakika sonra açtık ezanı. Rizeli gençlerin iftardan sonra yaptıkları şaka başlarına bela oldu. Gençler sahildeki çardaklarda orucunu açanlara şaka yapmak istedi. Evlerinin balkonundan ses bombasıyla ezan sesi açıp herkese dinlettiler. Bu görüntüler sosyal medyada iftardan önce insanlara orucunu bozdurdular şeklinde paylaşılınca tepkilere neden oldu. Biz yemeği yedikten sonra eğlencesine dedik öyle şaka yapalım diye çıktık balkona. İddialarına göre oruç açıldıktan 10 dakika sonra çekmişlerdi bu videoyu ama video sosyal medyada hızla yayılınca olanlar oldu. Bak abi burada saati de yazıyor. 7.02'de videoyu biz çekiyoruz burada, saatte gözüküyor 3 Nisan. O zaman orucu biz 18.51'de açtık ve bu videoyu 7.02'de çektik. Videonun yayılmasıyla harekete geçen polis gençlerin evine gidip onları uyardı. Yani her şey tık uğruna. İşte bu sosyal medyada mesela ahmaklık ölçer diye bir ölçüm sistemi olsa aslında birçoğunun da işine yarar, emin olun.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslendi. Enflasyonla mücadelenin devam edeceğinin mesajını verdi Erdoğan. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız dedi. Erdoğan hedefinde muhalefet partileri vardı. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Bu safhadaki ara hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışları ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkartmaktır. Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız dedi. Ekonomide yeni hedefi işte bu sözlerle duyurdu. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Ama tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslendi. Hedefinde muhalefet partileri vardı. Bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda 2023 seçimlerini işaret etti. Çok çalışmalıyız dedi. Ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha yoğun bir şekilde gayret, çok daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da inşaat işçileriyle iftar yaptı. İşçilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen ana muhalefet lideri hayat pahalılığına dikkat çekti. İşçilerle iftar yaptı, sohbet edip çay içti. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun çözülür. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da inşaat işçilerinin iftar sofrasına konuk oldu. Benimki daha zor. Vallahi sizinkini zor, benimkini zor. Ama her iş sevilerek yapılırsa zorluk büyük ölçüde. İftarın ardından işçilerin sorunlarını dinledi. 4-500 liradan aşağı markette çıkamıyor. Onda istediği her bir şeyi alıp götüremiyor evde çoluğunu çocuğunu. Ana muhalefet liderinin gündeminde ekonomi vardı. Merkez Bankası'na diyorlar ki kar, para bastırıyorlar. Bu sefer fiyatlar yüksek. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette. Kılıçdaroğlu planlama ve üretim vurgusu yaptı. Gelirim nedir, giderim nedir, hangi yatırımı yapacağım? Bir planlama yapmalıyım. Türkiye'nin yeniden üretim zihniyeti içine girmesi lazım. Her alanda üretim yapmak zorundayız. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu bugün. Enflasyondaki artışın ve hayat pahalılığının geçici olduğunu söyledi. Partisinin oy oranlarını düşük gösteren anket şirketlerine de açtı ağzını, yumdu gözünü. Kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Bu vesileyle lejyoner anketçilere, onlara ümit bağlayan siyasi işbirlikçilerine diyorum ki bizim ölümümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye çok müktedir, yetecek. Partisi hakkında açıklanan anket sonuçlarına sert tepki gösterdi. Münafıklar korusu benzetmesi yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını ileri sürenler
akıl dağılması yaşayan, aidiyet ve ahlak buhranı geçiren münafıklar korosu üstevliği kalıntılarıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Gündemindeki en önemli başlık ekonomiydi. Hayat pahalılığının geçici olduğunu söyledi. Allah nimetin kefilidir. Bugün elimizde yoksa yarın olacağına inanır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İP'in ve diğer güdümlü zillet partilerinin küresel ekonomideki sarsıntıların Türkiye'ye yansımasından rant devşirme gayesi ve bunu istismar etme hırsları hastalıklı bir siyaset. Türk milleti hangi geceyi görmüştür de sabahına çıkamamıştır. Muhalefetin genelinden özele CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi sözü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu haksız ve ayağsız eleştiriden başka bugüne kadar ne yapabilmiş? Hangi yaraya merhem olabilmiş? Taş üstüne taşı ne zaman koyabilmiş? Acıda yoklar, hasada yoklar, sevinçte yoklar, fedakarlıkta yoklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in sık sık dile getirdikleri seçimi kazanacağız söylemine tepki gösterdi ve isim vermeden Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. Bakarsınız PKK-YPG'ye arka çıkarlar, sonra da dönüp biz Kuvayi Milliye'yiz deyip kafalarına geçirdikleri kalpakla fotoğraf verirler. Bu zillet taifesine sesleniyorum. Kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız sizi bekleyen akibetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İzmir'deydi. Menderes ilçesinde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Seçmenlere seslenen Akşener, mutfakta yangın var dedi. Gıda fiyatları üzerinden eleştirilerini sıraladı. Ben gideceğim de İstanbul'da ben pişiremediğim için eşime götürdüm. Ev kadınlığını unuttum. Neyse sebzeni benden yap. Ev kadınlığını unuttuk dedi. Eşi için esnaf lokantasından iftar yemeği sipariş etti. Teşekkür ederim. Şimdi Tuncel abine uygun bir menü yapacağız. Bunlar koyacak kaplar. Bende var, kaplar var başkanım. Ona göre hatta akşama gideceğiz. Neler hazırladınız? Pırasa, zeytinyağlı pırasa, fırın köfte. İkisi beraber inşallah İstanbul'a gidecek buradan yani. Nasip olursa. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'deydi. Menderes ilçesinde esnafı ziyaret etti. Şu an pidenin fiyatı 6 TL, insanların alma durumu da çok değil. Gerçekten zorlanıyoruz bu koşullarda. Elektrik, doğalgaz, faturalarla birlikte. Elektrik kaç geldi? 15 bin diğer şubemize geliyor. Evet, buraya da bir o kadar geliyor. Bir esnaf lokantasına da uğradı, yemek fiyatlarını sordu. Bir dolma, yan tarafından koyduk. Tamam. Bir tabak da bundan aldık. Ne kadar? 90 lira. Yani senin için çok değil, gariban için çok. Akşener esnaf ziyaretinin ardından ilçe meydanında seçmenlere hitap etti. Hükümetin ekonomi politikaları hedefindeydi. Ama evde hiçbir şey yok. Tencere kaynatamayan kadınları gördüm. Gebe ineğini kesime göndermek zorunda kalacağını bana söyleyen besici gördüm. Bana Kayseri'de bir çiftçi dedi ki, abla yem fiyatları o kadar uçtu ki mallarıma oruç tutmayı öğrettim. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne et alabilirsiniz ne süt. Şimdi içenler bilir, özellikle Osmanlı şerbetleri susuzluğa birebirdir. Bir de özellikle böyle sıcaklarda, sıcak havalarda da insanı serinletir. Hiç reyhan şerbeti içtiniz mi bilmiyorum. Ben denemedim ama çok da güzel olduğunu biliyorum. İçenler söylüyor. İşte ustasından reyhan şerbeti tarifi. Asırlardır sofralarımızın başucunda taht kuran reyhan şerbeti, iftar sofralarımızın da en büyük kurtarıcısı. Uzun süren açlık sonrasında muhteşem kokusuyla kötü nefes kokusuna bile birebir olan reyhan şerbeti. Hem oldukça faydalı hem de görüntüsüyle iştah açan reyhan şerbetinin yapımı da oldukça pratik. Sindirimi kolaylaştırıyor, mideyi rahatlatıyor. Sakinleştirici özelliğiyle Ramazan sofralarımızın baş tacı olmaya aday reyhan şerbeti. İnanılmaz bir şifa kaynağı. Peki ama nasıl yapılıyor? Önceliğimiz toz şeker. Toz şekerimizi koyduktan sonra su ilave ediyoruz. Çekirdekleri alınmış, limon
atıyoruz. Bir adet limon yeterli. Şekeri dengelemesi için 2 tane limon tuzu atıyoruz şöyle. Bu karışım kısık ateşte yavaş yavaş kaynatılıyor ve 40 dakika sonra şerbetimizin ana malzemesini içine ekliyoruz. Şu an reyhanları ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve demlenmesini bekliyoruz. Üstüne demlenecek bu. Kaç saat bekleyecek? Soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra bunun türbent yardımıyla servisini yapacağız. Ve 2 saat geçti. Reyhan şerbetimizin posaları içinden alınıyor ve süzgeçten geçiriliyor. Etrafa muhteşem bir koku yayılıyor. Mor rengi alan şerbetler son aşamaya hazır. İftar saatine daha çok var. Ancak şimdiden hazırladığınız reyhan şerbetini buzdolabına koyarak soğutup iftar saatinde afiyetle tüketebilirsiniz. Biz şeker kullanmayacağız. Daha sağlıklı olsun istiyoruz. Ne yapabiliriz? Süzme bal kullanabiliriz ama bu balı kaynatmayacağız. Püf noktası ise şerbetimiz tamamlanmaya yakınken balı eklemeniz. Sinirleri yatıştıran, bağışıklık sistemimizi güçlendiren reyhan şerbetini fazla kaçırmamakta fayda var. Oh, vallahi ne güzel gitti. İftara da dakikalar kaldı. Allah kabul etsin şimdiden. Hemen hemen herkesin bir fobisi vardır hayatta. Kimisi yüksekten, kimisi örümcekten, kimisi de kapalı alanlardan korkar. Yapılan bir araştırmada dünyadaki en yaygın 10 fobi listelendi. Ama uzmanlara göre Türkiye'nin bir numarası o listede yok. Türkiye'de yükseklik korkusuyla gelen daha nadir bir kesimdir. Mesela böcek korkusu, örümcek korkusu daha yüksektir. Çünkü daha çok görebiliriz. Yükseklik korkusu dünyada en sık rastlanan fobi ama bizde durum farklı. Mesela hangisi daha çok derseniz mesela kedi fobisi daha çok. Çocukluğunda korkutulmuştur kedilere karşı. Yurt dışında o kadar göremezsiniz ama Türkiye'de sokakta her yerde kedi vardır. Onlardan biri ya çocuklukta sizin üstünüze atlamıştır, siz sevmişsinizdir, bir tırmık atmıştır. Ya arkadaşınız onunla korkutmuştur ya da anne babanız aman sakın kedilere elleme demiştir. O şekilde fobi oluşmuştur. Dünyada dağılımı yaşa, cinsiyete, deneyime, kültüre ve hatta zamana göre değişen sayısız fobi var. Mesela pandemiyle birlikte hastalık kapma korkusu yani nozofobi artışa geçti ama hala sıralamada ilk 10'da değil. Dünyada 10 bin denekle yapılan araştırmanın ikinci sırasında yükseklik korkusu, üçüncü sırada ise örümcek korkusu var. Örümcek fobisi gibi, yükseklik fobisi gibi şeylerde bunlarla karşılaşma ihtimalimiz az olduğu için önce onların fotoğrafına bakmak olabilir ya da videolarda seyretmek. İşte yüksek yerlerde işte orada çalışan ya da bu belli sporlar yapan insanlar var. Onlarla ilgili görüntüleri seyretme, örümcekle ilgili komik videolar, animasyon gibi şeyleri seyretme, tehlike algısını kaldırmak için biraz kendimizi hem görsel şeylerle maruz bırakma yapmamız lazım. Şimşek ve fırtına, yalnız kalma, kapalı alan ve kan korkusu listenin başındaki fobiler. Agorafobi yani alan korkusuysa Türkiye'de en sık görülenlerden biri. Aslında agorafobi bilincil bozukluk, sosyalleşmek, toplum içinde konuşmak, dışarı çıkmakla ilgili korkular ve aslında kendine özgüveni az olduğu için bu korkuların yaygınlaşması. Bazen bunu panik atak gibi yine o da bir kaygı bozukluğudur. Durumlar besleyebiliyor ve panik atak geçirdikçe kişi daha da çok korktukça daha da içe kapanıyor. Hatta bunun ilerleyen boyutlarında kişiler hiç evden çıkamayacak duruma gelebiliyorlar. Dışarı çıkınca konuşursam insanlar benimle dalga geçer. Benim söyleyeceğim şeyleri doğru bulmazlar. Dışarıda bir şekilde yani zarara uğrama, beğenilmeme, takdir edilmeme ya da kötü durumuna düşürülme korkusu. Öncelikle bunun nedenini tam olarak belirlemek lazım. Bunun nedenini belirledikten sonra gerçekten siz geçmişinizde hiç buna benzer bir durum yaşadınız mı? Ya da dışarı çıktığınızda gerçekten bir tehlikeyle karşılaştınız mı? Bunların çoğunlukla cevabı hayır olacaktır. Çünkü bunlar aslında sizin düşüncesel korkularınız. Yani biz buna ya olursa korkular. Diyoruz. Su ve boğulma korkusu, yılan korkusu, hayvan korkusu da en sık rastlanan fobi listesinde üst sıralarda. Evet, benim de fobim var. Hepimizin olduğu gibi etiket fobisi. Çok korkuyorum etiketli çarşıda pazarda. Vallahi sağımızda solumuzda şey var biliyor musunuz? Böyle bir şey ısmarlamama fobisi. Yani sağımızda solumuzda var onlarda. Mesela siz devamlı bir şeyler ama çevrenizdekilerde tık yok. O da bir fobi mesela.